Mia Bloom, kadınlar ve terörizm üzerinde yazdığı kitaplarla tanınıyor. IŞİD'in kurduğu kadın taburu El Hansa'yı inceleyen Mia Bloom, kadınların cihatçı örgütler tarafından nasıl kullanıldığını araştırıyor. Bloom, El Hansa'nın kadınlar için çıkardığı derginin de beyin yıkamak için kullanıldığını söylüyor. El Hansa'nın yayınladığı dergi kadınlara güzellik tavsiyelerinde bulunuyor. Erkeklerin cihada katılma arzularının kadınlar tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. IŞİD kadınları yardımcı rolde gören bir örgüt ama kadınlar zaten bunu fazla umursamıyor. Peki kadınları bu örgüte bağlayan neden ne olabilir? Uzmanlara göre en büyük neden çaresizlik. Mia Bloom, kadınların önce aşırı dinci örgüt mensuplarının tecavüzüne uğradığını, sonra da namuslarını temizlemek adına intihar bombacısı olmaya ikna edildiklerini anlatıyor. Bu durumu özellikle Diyala bölgesinde tanık oluyoruz. IŞİD militanları önce kadınlara tecavüz ediyor, sonra da onlara başka hiçbir seçenekleri olmadığı fikrini aşılıyor. Ailelerinin namusuna leke sürdüklerini ve tecavüz lekesini ortadan kaldırıp namuslarını temizlemek için şehit olmaları gerektiğini söylüyor. Kadınlar bu süreç içinde şehit olma kavramı çerçevesinde yeni bir kimliğe bürünüyor ve öldüklerinde 72 akrabalarının birden cennete gideceklerine inandırılıyor. IŞİD'in kadınlara bu yönde telkinde bulunmaları işe yaradı. Kadınlar gönüllü ve istekli olmasalar bile IŞİD'e katkıda bulunuyor. Humaira Han, merkezi Washington'da bulunan sosyal eylem örgütü Muflehu'nun kurucusu ve başkanı. Şiddet ve aşırı dinci eğilimlere karşı mücadelesiyle tanınan Han, aynı zamanda sosyal medyada aşırı dinci kadınlar üzerine araştırmalar yürütüyor. Han da IŞİD'in neden kadın militan kullanmaya başladığını şöyle açıklıyor. And they seem to be more as a matter of need. Suriye'de kadın kılığına gelip IŞİD'in kurduğu kontrol noktalarından geçmeye çalışan erkekler büyük sorun haline gelmişti. Bu kişilerin gerçekten de kadın olup olmadıklarını anlamak için kontrol edilmeleri gerekiyordu. IŞİD mensuplarının peçeli ve çarşaflı kadınları kontrol etmelerine imkan yoktu. Bu durumda kadın militanları örgüte katma ihtiyacı doğdu. Humaira Han, IŞİD'in bir İslam devleti kurma hedefine ulaşmak için kadınlara ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Han, aile olmadan devlet kurulamayacağı, ailenin de kadınlar olmadan var olamayacağı gerçeğini gündeme getiriyor. IŞİD bir toplum oluşturmaya çalışıyor. Bir İslam devleti kurduklarını iddia ediyorlar. Böyle bir devlet kurmaları için de ailelere, IŞİD'in ideolojisine inanan kişilere ihtiyaçları var. IŞİD militanlarının eşe ihtiyacı olduğu için de kadın cihatçıları aralarına almaya çalışıyorlar. IŞİD'in giderek daha büyük bir tehdit haline gelmesi bütün dünyayı kaygılandırıyor. Örgütün uyguladığı acımasız taktikler de herkesi dehşete düşürmüş durumda. Örgütün geleceğini uluslararası toplumun bundan sonra atacağı adımlar belirleyecek. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.